başlıyor. Boyuncu aile papapapo. Evet canlar, bir hikaye anlatıyor. Alev'in zavallı babası ölümcül hastaydı. Doktorlar hiçbir çare bulamadı. Sonra Gandalf adında bir büyücü ona efsanevi 6 tane tılsımlı güç taşından bahsetti. Taşların iyileştirici güçleri babasını kurtarabilirdi. Ve böylece Alev tüm taşları bulmak için tehlikeli bir yolculuğa atıldı. Alev babasını bulabilmek için güçlü bir yolculuğa çıktı. Sen niye gülüyorsun? Adam babası hastaymış. Güç taşlarını bulmak için zorlu bir yolculuğa başlamış. Allah Allah. Gandalf Sedat'ın mavi güç taşına sahip olduğunu söyledi. Sedat burada da var. Bir dakika, okuyamadım ki ben onu. Evet. İçeri girmenin bir yolunu bulmalıyım diyor. Bunu böyle ne yapacak? Burayı deldi. Sonra bu sanırım açığa çıkacak ve bunu kaydıracak. Bu bölümde Sedat falan da var canlar. Brain Test 2 devam ediyor. Aynen, onun devamını çekmişler. Çok güzel. Brain Test 3'e başladık. Tam şu anda güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Ale uzun ve heyecanlı bir maceraya atılıyor. Hadi bakalım. Taşı nereye saklamış olabilir? Anahtar var burada. Anahtarla kasayı açtı. Güzel. Bunu da almam istiyor. Büstü kasada saklamış demek ki. Önemli olmalı. Bence de önemlidir diye düşünüyorum. Şu an büstü buraya koy diyor canlar. Sanırım gizli kapı açılacak. Aynen. Evet. Şu an hikayeyi öğretiyor ama yakında biz de kendi başımıza oynayacağız gizemleri çözüp canlar. İlk birkaç seviye kolay olacak. İlerledikçe daha zor olanlara hazırlan. Tamam, alışırız yani. Brain Test serisinde alışırız. Aramaya devam etmek iyi olacak diyor da şu an bunları almam istedi. Birleştireceğim mi? Şu an fare kapanı kurdu. Aa evet, şurada fare yeri vardı. Niye buraya koymuş? Şu an buraya koy ve VC'ye tıkla diyor canlar. Sedat geldi. Aa! Çılgın Sedat. Bak, pastayı gördü. Pastaya aşık oldu Sedat. Ay! Ah anacığım diye gidiyor. Koş 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 koş. Şu an Sedat'tan canlar gizli taşların yerini bulacağız. Fare bile bu tuzağa düşmez. Fare kapanı var yani. Hiç komik değil fikri. Aa ben bir şey yapmadım kanka. Dikkatleri dağılmış durumda. Onları kurtarmalıyım diyor. Şu an bunları toplayacağız bence. Aynen. Evet. Şu an bunu sapana koyacağız ve atacağız böyle. Ha şeye atmamız, lambaya atmamız istiyor. Attık. Evet. Kafasına düştü. Sedat kaçıyor. Kaçtı. Sedat'ın peşindeyiz canlar. Kurmalıyım. Makas var, alarmı keseceğiz. Kes, kes. Neden çalışmıyor bu lanet şey? Vururken kafasına taş düşürdü. O olsun Sedat sana. Bu adam muhtemelen çılgın Sedat'ın sakladığı taş hakkında bir şeyler biliyor. Bu çılgın Sedat değilmiş, çılgın Sedat'ın adamıymış. Ha, benden ne istiyorsun tipsiz kız? Sen kime tipsiz diyorsun? Sen kime tipsiz diyorsun? Evet. Tabii ki sana. At suratlı, bırak beni. Hadi oradan, terbiyesiz, beni gaza getiremezsin. Mavi güç taşı nerede? Sana neden yerini söyleyeyim ki? Bana söylemezsen çok fena ayaklarını gıdıklarım. Tamam söyleyeceğim, ne olur yapma. Sen tam bir baş belasısın. Ayaklarını gıdıklayarak alıyoruz canlar. Onu konuşturmak çok kolaydı. Çılgın Sedat adamlarını daha iyi yetiştirmeli. Bak bu çılgın Sedat'ın adamıymış. Çılgın Sedat değilmiş. Evet. Dostum biz hikayeyi izleyeceğiz. Haydut Sedat'ın bilgisayarını bulmamı söyledi. Sedat'ın bilgisayarını nasıl bulacağız? Bu kapıyı açman bir yolunu bulmalıyız diyor. Aa bir dakika, yukarı aşağı. Evet. Aa oldu. Açıldı mı? Aa, bir dakika, bu tarafa gideceksin dostum. Bir dakika. Şunun alt. Bol varmış canlar bunun altında. Kolu oraya nasıl takacağız? Heh şimdi oldu. Şimdi oldu, güzel. Açtık canlar, aşağıya gidiyoruz. Çılgın Sedat'ın adamından bilgisayarı bulmamızı öğrendik. Yani bilgisayarı nasıl bulacağımızı öğrendik. Çılgın Sedat'ın güvenlik sistemi Alev'in dengi değil. Tabii ki çok basit bizim için. Alev o hayduttan kurtulmalı. Canlar burada şeyi çevirmemizi istiyormuş bak buradan. Çevirmeni istiyor telefonu ama biz çeviremediğimiz için mecbur geçeceğiz. Bak kafasına düşecek. Bilgisayardan oynadığımız için çeviremiyoruz maalesef. Tam isabet. İksir yapmama yardım et diyor, şeyi aldım. Bundan ne? Hayır olmadı. Biraz olmadı, daha yapacakmışım. Bir dakika biraz daha ne? Sarı, mavi oldu şimdi. Oldu. Tamam. Oldu güzel. Evet, şu an Gandalf'ın iksirini yaptık. Gandalf ya geç kalır ya erkencidir. Asla bir büyücü gibi tam vaktinde gelmez. Gandalf lütfen dostum. Aha bir kilitli kapı daha diyor. Bununla mı açacağım? Diyor. Bakıyoruz. Sanki bunu güzel, kırıp güzel. Bir şey yapacak. Sonra sapanla bir şey yap dedi. Aa sapana koyacağım. Kilide mi atacağım? At. Gitti. At dostum. Güzel. Artık kilitli değil. Açtık kapıyı. Kapılar da böyle açabiliyormuşuz. Kilitli kapılar böyle mi açılıyor? Yani. Bu kadar kapı yeter. Sedat güvenliği kafaya takmış olmalı. Bence de geçemedik canlar. Çok uğraştık. Bayağı zorlandık. Sedat'ın son derece gizli bilgisayarı. Şu adamdan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım diyor. Nasıl bulacağım? Aa taş var. Hoşça kal. Taşı çekince gitti canlar aşağı doğru. Sonra görüşürüz uyuşuk. Bence de uyuşuk uyuşuk yatıyordu. Simya formüllerini doğru yerleştir. Ateş. Ateşi nasıl yakarsın? Ateş, su, toprak, tahta. Tahta. Taş. Yıldırım. Evet. Suyla mı olur acaba?
Hayır, iki bulut birbirine çarparsa yıldırım olur. Öyle mi? Tamam, güzel güzel güzel. Biraz coğrafya bilgimi şey yapmam lazım, arttırmam lazım. Gandalf arkadaşlarını kurtarmak için geride kalıp kaçın ahmaklar diye bağırmaz. İlk kaçan hep odur. Gandalf kaçıyormuş ilk. Bu bilgisayarı hemen hacklemem gerekiyor, bunu biliyorum bak. Şöyle şöyle, ya hep böyle çözüyoruz. Hacklemek bizde bu niye böyle? Solu. Hareket ettirebiliyormuş. Evet. Bilgisayarı da hackledik canlar. Alev bilgisayara girmeyi başardı ve taşın yerini buldu. Aa, çok iyi. Bak farklı böyle şeyler göster ama her birinde reklam izleyerek oynamamız gerekiyor. Bilgisayardaki dosyalar taşın Sedat'ın Kütküt Ormanı'ndaki sığınağında gizli olduğunu gösteriyor. Ormana gitmek için babamın eski uçağını tamir etmeye koyulsam iyi olacak diyor. Nasıl tamir edeceğiz? Önünü takacağız. Aa, neresi burası mı? Abi dakika şunu şöyle takalım. Önce Uhusür'de tak. Hayır, buraları tamir edeceğiz bence Uhu'yla. Daha sonra benzin koyacağız. Atla dostum, gidiyoruz Kütküt Ormanları'na. Hadi bakalım. İyi ki babam bu uçakla ilgili her şeyi öğretmiş. Bence de dostum. Oo, resmi tamir et diyor. İksiri tamir etmemiz lazım. Çok tam tamir da olmadı. Gibi olmadı gibi ama olsun. Gandalf piposuyla artistik dumanlar çıkartamaz. Bence de çıkartmasın. Kimsiniz? Ben Alev. Yardımınıza ihtiyacım var Behzat Bey. Alev adında birini tanıdığımı hatırlamıyorum. Numaramı nereden aldın? Numaranı çılgın Sedat'ın bilgisayarından buldum. Diğer seçenekler okumaya gerek yok bence. En üsttekiler doğru oluyor. Evet. Bilgisayarına girmeyi başardıysan sağlam bir tipsin demektir. Dinliyorum, anlat bakalım. Kütküt Ormanı'nda gizli bir üssü var. Orada yardımına ihtiyacım olacak. Tamam ama sana nasıl güvenebilirim? Sedat'ın bilgisayarından aldığım dosyaları sana gönderebilirim. Anladım. Dosyaları en iyi dedektif 123@skypemail.com'a gönder falan dedi canlar. O e-posta adresine hiçbir şey göndermeyin. Dedektif Behzat gerçek bir kişi değil. Bence bu oyunu yaptıktan sonra o e-posta adresine bir sürü şey gönderilmiş. Evet, bu gerçek değil canlar. Ne yapacağım, kaçacağım mı? Kaçacağım bence, kaçacağım. Bir şey gelecek, kaçacağım. Aa, yıldırım. Hayır. Sakın çarpmamam lazım. Sakın çarpmamam lazım. Geliyor ortadan. Güzel güzel. Ortası güzel, ortası güzel. Şimdi tam ortadan çıktı. Yukarı, yukarı, yukarı güzel, yukarı güzel. Yukarı tehlikeli oluyor çünkü en altta çıkarsa perişan olurum. Ortadan gideceğim. Bak gördün ya, mü? Geçene kadar canımız. Trafikte de böyle güzel, orta güzel. Şerit çok iyi. Ben sağ de seviyorum. Geçeceksin de sola geçeceksin de orta şerit çok iyi. Ben güzel gidiyoruz canlar. Güzel, yukarıya evet. Çıkacağım. Ama güzel. Bitsin yani. Çok bence mutlu. De yeter artık. Kütküt ormanlarına gelelim yani. Keşke babam beni bu kadar harika uçarken görseydi. Babasını iyileştireceğiz dostum, merak etme. Elmaslarımı düzeltiyor. Sen şuraya. Güzel, sen şuraya. Elmaslar. Sen şuraya. Sen şuraya. Güzel güzel. Elmasları düzelttik canlar. Gandalf hobbitlerden nefret eder. Şimdi gizli üssün girişi burada bir yerde olmalı diyor. Yapraklar mı? Hayır. Nerede? Geleceğim. Geç, onda kaldı. Bu yaprakların altında bence bak. Evet. Aç dostum, aç. Bulduk gizli geçidi. Umarım Sedat evde değildir. İnşallah çıkmaz. Böyle Sedat karşımıza falan çıkarsa ona karşı Behzat'ı çağırdık ama ne zaman gelir bilmiyorum. Ne tuhaf bir yer. Şey buldum, elmas buldum. Güzel. Aa, yine bir elmas. Kutu mu? Elmas buldum. Bir dakika, şunun altında bir şey var mı? O kapıyı açmanın bir yolu olmalı ama nasıl diyor? Elmasları koyacağız. Bir elmas daha vardı bence. Kırmızı elması bulmalıyız. Kutunun içinde yok mu? Ah, burada. Güzel. Ben kutuyu açmaya çalıştım ama bulamadım canlar. Şu an açtık. Evet, kapıyı açtım. Sedat güvenlik kapılarına kafayı takmış olmalı. Bence de çok fazla güvenlik kapısı var. O kapının arkasında biri var diyor. Açılıyor. Ne oldu? Sedat'ın adamı düştü. Yacık, yacık, yacık. Bu zorlu seviyeler Brain Test 1 sevenlerimiz için özel olarak tasarlanmıştır. Daha zor olanları sonraki seviyelerde. Bence de zorlaşarak gidiyor canlar. Simya formüllerini doğru yerleştir diyor. Yeşil nasıl elde ederiz? Hayır. Hayır, yeşil elde etmeyeceğim. Hayır ya. Tamam, sarıyla maviden bence yeşil elde bence de aynen ederiz. Tamam. Niye güzel, ben yanlış koydum. Güzel, şimdi kırmızıyla tamam, da pembe, beyaz. Beyazla koyduğum zaman birazcık açılacak. Evet. Rengi pembeyi elde edeceğiz. Güzel. Gandalf falan türlere bakmaya bayılır. O ne bilmiyoruz canlar. Hey, senin burada ne işin var? Kaç kaç. Bir dakika, kaçıyorum. Kafasına taş at. Hayır. Hayır, kesin şu kutunun altında bir şey bence var. Bence yılanın şeyini yapacağız. Kutunun altında kesin bir şey var. Kuş. Hayır, yılanın kafesine at. At çıktı. Aa, yılan çıktı. Ay, o da bizi soktu. Nasıl yapacağım o zaman? Bunların yılanı da kendini. Arkadaş, nasıl atacağım? Taş at. Hayır, ama bu beyni sokuyor. Nasıl kaçacağım? Ben nasıl kaçacağım anlamadım. Gide git. Zorlaşacak demişti ya, çok zorlaştı. Evet, ne yapacağız? Taşı aldım. Yukarıya mı asılacağız? Yukarıya asılıp da mı çıkacağız? Kutunun üstüne basıp da mı çıkacağız? Ne yaptım bilmiyorum ki. Onun gelmesini bekledim. Şimdi iyi bir yılan ol ve beni serbest bırak lütfen. Diyor haydut.
26. seviyeye geldik canlar. O zavallı kediyi kurtarmalıyım diyor. Ya bölümler böyle böyle devam edecek ve babasına yardım edeceğiz sonunda. Brian Test 3 de çok hızlı bir şekilde devam etsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın.